Şeyh Şihabüddin Ömer sehrü verdi der ki, sadık bir mürit geceleri münacatta bulunmak üzere halvet ettiği zaman onun gecesinin nuru gündüzüne de akseder. Böylece gündüzün de o gecenin muhafazası altında bulunur. Çünkü onun gönlü Allahu Teala'nın nurları ile aydınlanır. Bunun için onların gündüzleri sağladıkları bütün bereketler bu gecelerin getirdiği nurların kaynağından çıkar. Nitekim bir hadis-i şerifte geceleri namaz kılanların yüzleri gündüzleri güzel olur buyurulmuştur. Davud aleyhisselam niyazda bulundu ve dedi ki, Ya Rab, geceleri sana ibadet etmeyi sever ve isterim. Ne zamanları kalkıp sana ibadet edeyim? Allahu Teala cevap verdi. Ey Davud, gecenin başında kalkma, sonunda da kalkma. Çünkü gecenin başında kalkan kullarım sonunda kalkamazlar. Sen gecenin ortasında kalk ki o vakitte kalkan kullarım sana karışmasınlar. Sen benimle, ben de seninle halvet olayım. Bana ne diyeceksen o zaman söyle. Şu halde yatsı namazını kıldıktan sonra biraz nafile namaz kılıp uyku bastırınca hemen yatmalı. Uyanınca hemen abdest alıp 10 rekat namaz kılmalı. Ondan sonra vacip olan vitir namazını eda etmeli ve zikrullah'a devam etmelidir. Ancak uyku bastırdığı zaman namaz kılmaya ve Allahu Teala'yı zikretmeye devam etmemek daha iyidir. Çünkü gafillerin ibadet ve zikrine benzeyebilir. Talibi hak olanlara geceleri kalkıp namaz kılmak ve Allahu Teala'yı zikretmek elbette gereklidir. Nitekim bir haberde Resulullah aleyhisselam buyurmuşlardır ki, geceleri bir davar sağacak kadar dahi olsa kalkıp ibadet ediniz. Ebu Süleyman Darani anlatır. Geceleri uyumayıp ibadet edenler, bu ibadetlerden öyle bir zevk, öyle bir lezzet ve sefa bulurlar ki, ne geceleri sabahlara kadar uyuyanlar, ne de eğlence yerlerinde sabahlara kadar çılgınca eğlenenler onların bulduğu zevki bulamazlar. Arifler bunun için şöyle demişlerdir. Buluşmanın bir yılı uyku ile uyanıklık arasında geçen zaman gibidir. Ayrılığın uyku ile uyanıklık arasında geçen zaman kadarı ise bir yıl gibidir. Bekar oğlu Ali anlatır. 40 yıldır beni gecelerin sonunda güneşin doğması kadar hiçbir şey üzüp usandırmadı. Arifler derler ki, Allahu Teala uyanıklara nazar eder ve onların gönüllerine öyle bir rahmet, bereket ve nur doldurur ki onların gönüllerinden artan gafillerin gönüllerine de yetişir. Allahu Teala peygamberlerden birisine şöyle vahyetti. Benim has kullarım beni sevenlerdir. Ben de onları severim. Onlar nasıl bana müştak iseler, ben de onlara müştakımdır. Onlar nasıl beni anarlarsa, ben de onları anarım. Onlar nasıl bana nazar ederlerse, ben de onlara nazar ederim. Eğer sen de onların yolundan gidersen, seni de severim. Yollarından ayrılırsan, sana nazar etmem. O peygamber niyazda bulundu. Allah'ım, onların alameti nelerdir? Allahu Teala cevap verdi. Onlar çobanın koyun gütmesi gibi gündüzleri, gölgeleri ve boş yerleri seçerler. Güneşin batmasını, yuvasından ayrılan kuşun çektiği yuva hasretiyle beklerler. Gece olunca onlar birbirleriyle halvet ederler. Onlar benim için yüzlerini yere koyarak secde ederler. Ayakları üzerinde durur, bana münacat ederler. Buna karşılık ben de onların gönüllerine nur veririm. Hiç kuşkusuz onlar da benden haber verirler. Sonra 7 kat ve 7 yer onların terazilerinde bulunsa yine de bunu onlara az görürüm. Ayrıca ben onlara zatımla ve bütün esma ve sıfatlarımla tecelli ederim. Benim zatımla
ve bütün esma ve sıfatımla tecelli ettiklerime vereceğim. Kerametleri hiç kimse bilmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Sabah uykusu şeytanidir. Sabahları şeytan insanın burnunun deliğinden girer, ona kötü rüyalar gösterir. Bu rüyaları kimseye anlatmamalıdır. Şeytan uykuya hazırlanan bir kimsenin burnundan içeri girer ve onu öyle bir uyutur ki artık o kişi sabaha kadar uyanamaz. Onun için herhangi birinizin uykusu gelirse hemen gitsin burnuna biraz su çekerek oraya yerleşen şeytanı defetsin. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamdan rivayet ederek anlatır. Herhangi biriniz esnerken eliyle ağzını tutsun. Çünkü şeytan ağızdan girer. Aynı hadis Buhari'de de geçmektedir. Şu halde şeytan istediği zaman insanın ağzından girebilmektedir. Başka bir hadisi şerifte ise Resulullah aleyhisselam şöyle buyururlar. Uykudan uyandığınız zaman burnunuzun deliklerine, genzinize ulaşıncaya kadar su çekin. Böylece oraya yerleşen şeytanı çıkarın. Ey kardeşim, geceleri mümkün mertebe uyanık bulunmaya gayret et. Geceler 3 grup için 3 ayrı halde geçer. Kafiri de, Müslümanı da bu hususta müsavidir. 1. Bir grup vardır ki geceler onlar için saadet anlarıdır. Belki geceler onlara hiçbir zarar vermez. Aksine tam bir devlettir. Şimdi onların kim olduklarını da açıklayayım ki sen de onları tanıyasın. Bunlar gecenin gelmesini, uzaktaki sevgilinin gelmesini bekleyen aşıklar gibi beklerler. Gece olunca sevgilisine kavuşan aşıklar gibi sevinirler. Çünkü gafiller sabahlara kadar uyurken onlar kavga ve gürültü kesilince abdest alır ve dost eşiğinde başlarını secdeye koyarlar. Allah-u Teala'ya münacatta bulunurlar. Bütün ihtiyaçlarını ona açarlar. Yalvarırlar, yakarırlar, niyaz ederler, gözyaşı dökerler ve sabaha kadar Mevla ile söyleşirler. Sabah olunca hiçbir kimseye bir şey belli etmeden halkın arasına karışırlar. Halktan birisi gibi görünürler. İşte kendilerine gecelerin devlet ve saadet anları olan kimseler bu kimselerdir. Onun içindir ki bu kimseler gecelerin gelmesini dört gözle beklerler ve saadet anlarında Mevla ile sohbette bulunurlar. 2. Bir diğer grup daha vardır ki geceler onlar için mihnet ve meşakkatten belki de büyük bir zarardan başka bir şey değildir. Çünkü onların Allah-u Teala'ya karşı yüzleri karadır. Gecenin gelmesini dört gözle beklerler. Beklerler ki ya hırsızlık yapacaklardır ya da zina edeceklerdir ya içki ve sefa alemine dalacaklardır. Sanırsın ki bir ölüdür onlar. Yataklarına uzandılar mı gün göbeklerine değinceye kadar yatarlar. Onlar içki ve sefa alemlerinin kendileri için bir uçurum olduğunu düşünmezler ve hatta düşünmek bile istemezler. 3. Üçüncü bir grup daha vardır ki geceler onlar için ne zararlıdır ne de karlı. Gerçi onlar da gecelerini uyku ile geçirirler. Arada bir uyanır, sağlarına, sollarına dönerler ama Allah-u Teala'yı zikretmek akıllarının ucundan bile geçmez. Vakıa ikinci grup gibi zarar ve ziyan alemine dalmazlar ama bütün gecelerini gaflette geçirdikleri için yine de zararda sayılırlar. Ey kardeşim, sakın sen de bu iki gruptan birine dahil olmayasın. Birinci gruba dahil olanlardan olasın ki Allah-u Teala'nın nimetlerine ve taltifine erişesin. Cennette türlü türlü şerbetler içesin. Yoksa ömrün heba olur. Allah-u Teala'nın hışmını üzerine çekersin. Dünyada da, ahirette de hüsrana uğrayanlardan olursun.